Herkese merhaba. Herkeste bir parfüm telaşı var. Ayşe nasıl kokuyor acaba diye merak edenler için de bir tane parfüm videosu hazırlayayım dedim. Ben parfümü çok seviyorum. Hayatımın farklı dönemlerinde, günün içerisinde bile farklı parfümleri kullanmayı seviyorum. İşim de aromaterapi olduğu için, parfüm üzerine de özel bir eğitimim olduğu için biraz da bu konuya eğilmeye karar verdim. Dediğim gibi yaz aylarıyla kış aylarında farklı parfümler kullanıyorum. Yaz aylarında, son günlerde, son aylarda ne kullanıyorum derseniz, işte önümde 4 tane parfüm var. Bu 4 parfümle bu yazı geçiriyorum gibi bir şey. Ama tabii ki araya başka şeyler de giriyor. O parfümler yanımda değil, yazlıkta kaldı. Ama onları zaten biliyorsunuz, daha önce de paylaşmıştım. Bir seyahate gittim. Seyahate gittiğimde keşfettiğim kokulardan bir tanesi Tom Ford. Ben Tom Ford'u seviyorum. Tom Ford'un bütün parfümlerini kullanıyorum diyebilirim. Bence parfüm dünyasına da bomba gibi inen bazı yenilikleri çıkarttı. Bunlardan bir tanesi de şuydu. İçine koyduğu aktif içerikleri söylediği parfümler. Elimde Tom Ford'un Grey Vetiver diye bir parfümü var. Vetiver bizim aromaterapide de çok kullandığımız çok yoğun odunsu. Genelde erkek parfümlerinde kullanılan bir içerik. Bu 2009'da piyasaya sürülmüş bir ürün. Ve bir erkek parfümü ama ben bu ürünü çok beğeniyorum. Çünkü herkesin bir koku karakteristiği var. Yoğun turunçgiller, yeşil, çam içeren kokuları genelde gündüz kullanmayı seviyorum. Biliyorsunuz etkileri var parfümlerin. Bir iş görüşmesine gittiğinizde ya da karşı cinste olan bir randevuya gittiğinizde gibi farklı farklı etkilerde parfümleri kullanabilirsiniz. Genelde çamsı, yeşil ve turunçgiller içeren notalar sözünüzü dinletmek istediğinizde, karşı tarafa güven vermek istediğinizde kullanmanız gereken içerikler. O yüzden Grey Vetiver de benim bu etkiyi sağlamak için yazın, gündüz kullandığım bir parfüm. Gene Tom Ford'un bu yaz çıkan bir ürünü. Ben bu ürünü çok beğeniyorum. Orchid Soleil, yani yaz orkidesi. 2009'da piyasaya sürdüğü efsane bir parfüm var biliyorsunuz. Black Orchid, hala kullanıyorum. Black Orchid serisinin içerisine koyduğu serinin son parfümü. Gene bir yaz parfümü. Bence duyarlı, feminen, hafif baştan çıkarıcı, etkilemeyi seven, girdiği ortamda başları üzerine çevirmeyi seven kişilerin, kadınların parfümü diyorum Orchid Soleil için. İçerisinde gerçekten oldukça çiçeksi, sıcak. Aynı zamanda da baharatlı notalar var. Amber var, sandal ağacı var ki bunlar zaten bizim aromaterapide özellikle etki etmek için kullandığımız içerikler. Gerçekten etkili. Özellikle gece çıkarken etki etmek istiyorsanız Orchid Soleil tam size göre Tom Ford'dan. Benim daha önceden keşfettiğim, çok sevdiğim bir Yunan markası Kores. Kores biliyorsunuz aromaterapi markası. Yunanistan'dan çıkan çok büyük bir organik kozmetik markası aynı zamanda. Kores senelerdir, 2005'ten beri de parfüm de yapıyor ve bunlar gerçekten çok etkili parfümler. Genelde de adları yok. Genelde içerisinde ne varsa safran, amber ve kardamom demiş. Yani safran, amber ve kakule içeren bir parfüm bu. Hafif erkeksi bir koku. Türkiye'de çok bulamayabilirsiniz. Ben Yunan adalarına gittiğimde ya da duty free'lerde bulabiliyorum ama internet üzerinden de sanırım sipariş verebilirsiniz. Çok etkili bir ürün. Gündüz kullanımına biraz daha uygun. Biraz erkeksi çünkü içinde yoğun bir kakule var. Dengesi de çok güzel ama gerçekten etkili bir ürün. Yeni bir ürün geldi bana. Hediye göndermiş Malton Brown sağ olsun. Bu ürünü de çok beğeniyorum. Ben Malton Brown'un bütün ürünlerini çok beğeniyorum. Rafine bir seçicilikle yeni ürün ve koku segmentlerini çıkarttıklarını düşünüyorum. Bu da bu sene sundukları bir ürün. Coastal Cypress and Sea Fennel, yani deniz kenarındaki servi ve deniz rezenesi içeriyor. Biraz unisex bir koku bu. Hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği, rahat kullanabileceği bir ürün. Yaz aylarında gündüz gece kullanımına uygun. Çünkü içerisindeki notalar gerçekten güzel. Beyaz çiçekler koymuşlar, yasemin koymuşlar, acı portakal yaprakları koymuşlar ki biz petit grain dediğimiz bu acı portakal yapraklarını unisex bütün parfümlerde kullanıyoruz. Gerçekten beğendim. Hafif de deniz kokuyor. Sea Fennel ona böyle yosunsu okyanus kokusu etkisini vermiş. Benim bu aylardaki parfüm favorilerim bu. Başka parfüm önerileri ya da parfümle ilgili bilmek istedikleriniz varsa yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Güzellikle ilgili ya da başka merak ettiğiniz diğer videolarımı takip etmek isterseniz kutucuklara tıklamanız yeterli. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.